Arkadaşlar iyi çalışmalar. Bugünkü dersimizle birlikte artık konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Önceki derslerimizde bir temel seviyede C++'ı anlattık. 3-5'te örnek çizerek temel seviyede C++'ı öğrendik arkadaşlar. Şimdi eğitimlerimize devam ediyoruz ama ilk eğitim olarak burada önce Türkçe karakter sorununu çözelim arkadaşlar. Yani ekrana yazdırdığımız yazıda Türkçe karakterler bozuk çıkıyordu. Onu çözelim. Önce bir proje açayım. Bir örnek yaparak new diyorum, proje diyorum. Console, okey. Şu yorum satırını siliyorum arkadaşlar. Bir sayı görelim arkadaşlar. Int sayı diyelim. cout sayı giriniz dedim. Direkt yazdım yani. I falan yapmadım. Direkt yazdım. Bunu sayı iki katını iki katı diyelim. İki katıyla bir çarpalım. Ve daha sonra bunu sayınızı Türkçe karakteri olacak şekilde yazalım. Sayınızın 2 ile çarpılmasından sonra çıkan sonuç. Burada Ç'yi kullandım. Gördüğünüz gibi I var. Türkçe karakterler var yani. Daha sonra bunu ekrana yazdıralım şu şekilde. 2 katı diyelim. Evet. Bir F11 ile çalıştırıyorum arkadaşlar. Tabii şurada using unuttuk. Onu eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Using namespace. Tekrar F11 ile çalıştırdım. Sayı giriniz. Bak yani gördüğünüz gibi burada Türkçe karakter sorunu olduğu için çok anlaşılmıyor. Türkçe karakterin olduğu yerde farklı farklı karakterler yazmış. Sayı giriniz. Önce şurada tabii sayı giriniz dedikten sonra sin ile sayı alalım arkadaşlar önce. Sayı giriniz dedi. I burada Türkçe karakter olduğu için düzgün gözükmedi. Farklı bir karakter çıktı. 5 dedim, enterladım. Burada gördüğünüz gibi çok bozuk çıktı. Türkçe karakter sorunumuz var. Sayının iki katı 10 dedi. Hesaplamayı doğru yaptı ama Türkçe karakter sorunumuz var. Bunu arkadaşlar bir kütüphane ekliyoruz buraya. Include lokale hash diyoruz. Lokal hash. Ve burada set lokale diyoruz. LG alt tire al virgül tırnak işaretleri arasına Türk iş yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar çalıştıralım. F11 ile çalıştırdım. Gördüğünüz gibi I artık gözüktü. Gördüğünüz gibi sayı giriniz dedi. 15 dedim. Enter'a bastım. Sayınızın iki katı çarpılmasından sonra çıkan sonuç 30. Yani burada Ç ve I artık düzgün gözüküyor arkadaşlar. Türkçe karakter sorunumuzu bu şekilde, bu komutlarla, bu kütüphane ile çözmüş olduk. Bir sonraki derslerimize devam edelim arkadaşlar. Bu dersi burada tamamlıyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.